Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Şveysariya hükümeti Xitay əməldarlarına tekşürüş ruxsatı bergenliğini inkar kıldı. Amerika Avazı'nın 13. dekabrdeki haberde bildirilmişçe, Şveysariya hükümeti Şveysariya bilen Xitay otursuzdaki kilişiminin Xitay'a karşı şahıslarını xatırge iştirdiğallıqı haqqıdaki ayıplaşını rad kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Şveysariya bilen Xitay 2015 yılı atılmış kayıtı kubul kılış kilişimi imzalıgan bulup 14. dekabr vaxtı tuşudikken. Bu yıl 8. ayda Şveysariya NZZ gazetede elan kılınan haberde mezkur mahbi kilişim aşkarlanan bulup, bu kilişim Xitay əməldarlarının Şveysariya'ya berip, Xitay'a kaytırılış aldıda turgan Xitay puhralarını sorak kılışıga şarait hazırlap berdi deyilgen. Bildirilişçe Asiyanı merkez kılgan kişilik hukuk teşkilatı bihaterlik koğduğuçileri bu hepti kilişimden tefsilatlarını aşkarı elan kılgan. Ve bu kilişimden Şveysariya bilen başka devletler imzalıgan okşaş kilişimler bilen kandak periklindigallıqını körüstüp ötüp, bu kilişimden Xitay kaytırıp berişini talep kılıp atkan kişilerine nispeten tehdit ikenligini bildirgen. Melum buluşça Şveysariya Köçmenler İdaresi bu kilişimden mahbi emestikini şundaklı başka 60 devlet bilen tüzgen kilişimge okşaş ölçemlik teknikilik uğrullaştırış ikenligini etkan. Şveysariya Köçmenler İdaresi bu haqta bayanat elan kılıp, gerçi bu kilişim ezelden başka kilişimlerge okşaş aşkarı elan kılınmağın bolsumu, ama onunla her vakit ilişkili buludu digen. Köçmenler İdarisi'nin bayanatçısı yana xatarga uçuraş ihtimallıqı bulgan Uyghur ve Tibetlerinin hiç kayısının Çigradın koğlanmaydıqallıqını, şundaklı Xitay əməldarlarının sorak kılalmaydıqallıqını təkidligen. Avrupa İttifaqı Xitayını kolğa ilingan barlıq muhbir ve puhralarını kuyup belişke çakırdı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Avrupa İttifaqı 13. dekabr bayanat elan kılıp, Xitayını kolga ilingan barlıq muhbir ve puhralarını derhal kuyup belişke çakırgan. Bayanatta Bloomberg haber agentliğinde işleydigan Xitay muhbir Fen Royi'nin 7. dekabr Beijing Devlet Bihaterlik İdarisi tarafından tutup gitligenligi tilga ilingan bulup, Xitay dairelerden Fen Royi'ni ihtiyaclık bolgan davalaş yardım bilen teminleş, tizdin özü tanlıgan advokat bilen körüşüşke hem de aile azalar bilen alaqılışki yol koyuş talep kılıngan. Bayanat yana başka Xitay muhbirlar yaki puhralarının mı bu yıl Xitay hakkıda haber bergendikin yokup ketkenlikini kolga ilingallıqı yaki parakendikilik selingallıqı bayan kılıngan bulup, kolga ilingan barlıq muhbirlarının derhal koyup berilişi gerektiği tekitlengen. Bloomberg'nin 11. dekabr haber kılışça Fen Royi 7. dekabr etigende ahir kıtım onun hizmetlişi bilen alaqılışken. Bazılar puhracı kiyim kiygen bir neçe bihaterlik hadiminin onu toralğısıdın elip kitip atkallıqını körgenlikini aşkarlıgan. Fen Royi yokap ketken 4 gün içide Bloomberg Xitay'nın Amerika'daki baş elçihanısının sürüştü kılış arkalık onun tutkun kılınğallıqını delilligen. Xitay'da duruşluk çetellik muhbirlar cemiyeti cümel günü bayanat ilan kılıp, bu meselige dikkat kılıp atkallıqını bildirişken ve Xitay dairelerden bu axta uçuk aşkarı buluşun talep kılgan. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 26 mingden aştı. 13. dekabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 26919'a yetkenligini ilan kıldı. Sahiye Ministerinin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb güman kılınğan 181199 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 26919 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Nöbette 5103 kişi doktorhanda bulup, bir gün içinde yana 218 kişi kaza kılıp, 22215 kişinin salametliği esliği kelgen. Nöbette Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri salametliği esliği kelgenler cemi 1.603.780'e, kaza kılgallar 16.417'e, kesili iğir bimarlar 5973'e yetken. Fahrettin Koca yana iğir bimarlarının azib atkallıqının xuşallanarlıq ikkallikini zörür tedbirlerge devamlıq riayi kılış kereklikini təkidledi. Yeni bir tereptin Sahiye Ministerliğinin planıga asaslanğanda Türkiye'de tuncu vaksina 25. dekabrda emlenişki başlandıken. Vaksini emleş aldı bilen Sahiye xadimlerden başlandıgan bulup, xavup astıda dep karlıvatkan 65 yaştın yukurlarga mı birinci kademde vaksini emlendiken.
Sozulma karakterli keseli barlar bilen öyüdün çıkalmağıdak ekvaldaki kişilerine vaksina öylerde emlendiken. Sahiye Ministeri Fahrettin Koca 14 bilen 21 gün aralık kaldırılıp 2 katım emlendiğen vaksinin halkı haksız berildiğallıkını aile sağlamlık merkezlerine öz içine alan sahiye oğrullarımı vaksini emlendiğallıkını bildirdi. Vaksiniler birli vakitte Türkiye'nin her kaysi caylarına tarıkıtıldığan bulup, yötkeş ve muhafızat kılış üçün soğuk saklaş torları tesis kılındıken. Xitay'dan dekabr ayında 20 milyon kutu bulup kilidigan cemi 50 milyon kutu vaksina her bir kişiye 2 kutudan emlendigan bolgaçka cemi 25 milyon adamga vaksina emlendiken. Xitay'nın su baylığını bulang talan kılışı koşun devletlerge iğir tesir görsetmekte. Germaniya Xalqaro Radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Mekong daryosining ustunki yaqinidagi 11 joyga to'sma yasab, suvni to'sish orqali Sharq-Janubiy Osiyo davlatlarida qurg'oqchilik ko'rinishiga sabab bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi mablag' solgan Mekong to'smasi nazorat qilish turi 14-dekabr rasmiy boshlangan. Bu tur sun'iy hamla sonliq ma'lumotlardan foydalanib, Xitoy Mekong daryosining ustunki yaqiniga solgan to'smalarning suv o'rnini iz qo'g'lab tekshirdi ekan. Bu haqdaki sallıq məlumatlar 15. dekabrdan başlayıp elan kılındıken. Mekong daryasının su oranını nazarat kılış sistemisinin merkezi Washington'a caylaşkan Aql Ambri Stimson Tatqiqat Merkezi tarafından başkurulu vatkan bulup, bu merkezden mesulü Brian Eyler bu haqda toxtulup, nazarat sistemisi təmilligen dəlil ispatları şunu körüstüp berudu ki, Xitay inçki lahilap qurup çıkan 11 orundaki tosma ən yukarı çekti tox çıkarıp, Xitayını elektr energiyesi bilen təmilleydu. Tövən iqindeki devletlerinin təsirge uçuruşu bilen karı bulmaydı degen. Mekong daryasının uzunluğu təxminən 4350 km bulup, Burma, Laos, Tayland, Kambodja ve Vietnam qatırlıq devletlerden ötüdü. Derya etrafıdaki 60 milyon belikçi ve dehqan bu deryanın suyu ve baylıqı tayınıp turmuşunu qamdaydı. Amerika su baylıqının közüş organının bu yıl 4. ayda aşkarlışı, Xitayning bultur yuqori iqindagi suv miqdorini kontrol qilishi tuvan iqindagi davlatlarda iyg'ir qurg'oqchilikni keltirib chiqargan. Ba'zi daryolar butunlay qurib ketgan. Xitayning g'arb allarga singib kirganligi oshkorlandi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Avstraliya va Angliya taratqulari yaqinda oshkorlangan bir hujjatga asosan Xitay komünistlerinin garip ellerinin konsul hanılarına, üniversitelerine ve çoğun şirketlerine sınıp girgenlikini haber kılgan. Avustralya gezisinin 13. dekabrdaki haberde aşkarlanışça, Xitay Kompartiyası Avustralya, Angliya ve Amerika'nın Şanghay'daki konsul hanılarına, hatta dünyanın her kaysi caylardaki çoğun şirketlerinin Xitay'daki tarmaklarına sınıp girgen. Xitay'nın resmi casusluk organları azalarını garip elçi hanılarına uğrullaştırganına az digende 5-10 yıl bolgan. 2016 yılı Şanghay'daki bir mülazimetirden bir kısım kompartiya azalarının malumatları aşkarlanan bulup, bu tizimlikte 1 950 000 kompartiya azasının ismi, oranı, tuğulgan vaxti, milleti, hatta adresi ve telefon numarı qatırlıq tepsili uçurlar hatırlanan. Haberlerge asaslanğanda bu partiya azaları 79 000'dan artıq Xitay kompartiyası tarmaqı təvab bulup, onların köpüncisi ayrım şirket ya ki təşkilatlar içige uğrullaştırılgan. Angliya taratqusi yakşembi poştisinin haberge asaslanğanda bu sallıq malumat ambiri şifırlanğan tiz uçur yollaş telegrammesi arqalıq 9. ayda tuncu qitim Xitay ökticisi tarafından her qaysi devlet parlamentiga aşkarlanğan. Sallıq malumatlar bihaterlik analiz organının yardımıda dəlillengen deyken Avustralya ve yakşembi poştisi qatarlıq dünyadaki 4 akbarat organıga yetküzülgen. Aşkarlanışca Avustralya'nın Şanghay'daki konsulxanada kemdigende 10 nöper kompartiya azası bar bulup ular yukur derecelik hükümet ve hükümet işleri mutaxassisi, katip, iqtisadi maslahatçı ve memuri yardımcı süpitede təklif kılınğan. Bulardan sırt Avustralya, Amerika, Angliya, Germaniya, Şivistariya, Hindistan, Yeni Zelandiya, İtalya ve Canubi Afrika qatarlıq devletlerinin Şanghay'daki konsulxanlarına mı Xitay kompartiyası azaları sınıp kirip bolğan. Amerika'nın Türkiye'ye karatkan cezalaş kararı Türkiye lirasına təsir görsetti. Türkiye Milli Gezit Toru'nun 11. dekabrdaki haberde bildirilmişçe Amerika Prezidenti Donald Trump Türkiye'ye kartılığan bir ceza planına imza koygandıyken Türkiye lirasının pirovut nisbeti 8 noktadan eşip 8.02'ye yetken. Bundan bir neçü gün burun Bloomberg Toru erişken uçurlarına asasen Trump'nın Türkiye'ye kartılığan ceza planına imza koygallığını aşkarlığan idi.
Bildirilishicha Amerikaning mazkur jazo qarorini chiqarishiga Turkiyaning Rossiyadan S-400 boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasini sotib olganligi sabab bo'lgan. Bu vaqtdagi xabar oshkorlangan, lekin bir necha haftadan beri nisbatan muqim turayotgan Turkiya lirasining pirovat nisbatida qaytadan davolg'ish ko'rildi. Türkiye Prezidenti Erdoğan bu vaqtda narazılık bildirip, Türkiye bilen Amerikanın oxşaşlı Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'a əza devletler ikkallikini, Amerikanın bu kararı Türkiye'ye kılınan hürmetsizlik ikkallikini bildirgen idi. Xalqara sot Uyğur qırğınçılığına ait texmo köp ispatlarını tələb qıldı. Xalqara Cinayetler Soti Xitayning Sharq Turkistonga qaratgan irqiy qirg'inchilik da'vosi ustidan tekshirishni boshlashdan ilgari Angliyada chiqadigan Hami gazetining xabariga qaraganda Xalqara Cinayetler Sotining yuqorqi qarori bu da'voni sunugan advokatlarga yetkazilgan va ularga keng ko'lamlik tekshirishni kafolatga ega qiladigan dalil isbotlarining texi yetarlik emasligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha qo'shimcha dalil isbotlar allaburun Xalqara Cinayetler Sot mahkamasiga topshirilgan bo'lib Dastlabki dalil isbot to'plash ishlari Xitoy virusi sababidan kechiktirilgan. 6-iyul Sharq Turkiston surgun hukumati bilan Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati birlikda xalqaro jinoyatlar sud mahkamasiga Xitoy rejimining uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi haqida ariz sunugan edi. Bu arizni tutgan advokatlar bu hafta sud mahkamasiga ba'zi to'liqlama materiallarni topshirgan. Xalqaro sot 14 dekabrdan 16 dekabrgacha Gollandiyaning Gagada shahrida o'tkazilgan cho'ng majlis ichilishdan burun bu haqda qaror e'lon qilishi mumkin ekan. Yevropa ittifoqi amaldori Chen Chuangguoni jazolashni qo'llaydiganligini bildirdi. Yevropa ittifoqi yer shari kishilik huquq jazo qonunini ma'qullab uzun o'tmay Yevropa parlamenti Xitoy munosabatlari vakillari o'miginin boshlig'i Reinhard Butikofer Uyğurlarga qaratılgan bastırış siyasetinin baş icraçısı Chen Chuangguonun mezkur kişilik hukuk mexanizmi boyunca cezalanışını xalaydıqanlıqını bildirdi. Reinhard Butikofer Asiya Xabarları gazetiga qilgan sözüde mundaq degen. Men atalmış Xinjiang Partikomining sekretari Chen Chuangguoni Yevropa İttifaqının yeni kişilik hukuk mexanizmi boyunca cezalaşqa en bab kildigan kandidat dep qarayman. Yevropa İttifaqının qanun çıqırış tarmiqi düşenbi günü Yerşari Magnitski qanununun ilhamı bilen öz aldığa Yarşari kişilik hukuk cezalaş tüzümü deb atıldığan bir kişilik hukuk kanununu maqullığan. Avrupa İttifakı'nın dünya miqyasındaki kişilik hukuk defsendikçilikini cezalaşını baş nişan kılığan mezkur yeni mekanizmi Amerika'nın alkışığı erişken. Amerika Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo bu axtı elan kılığan bayanatı da Avrupa İttifakı'nın bu kararını erişi öz növeti diyene her kaysi əza devletlerini kişilik hukuk defsendikçiliki bilen meşgul bolgan devletlerini cevapkarlıqı tartış imkaniyetiyle ilgi kıldıqallıqını körsetken idi. Reinhard Butikofer kanunlu icra kılışının növetteki vaziyeti hakkında toxtulup, Avrupa Parlamenti əzalarının komisiya ve əza devletlerinin hükümetleri bilen hemkarlaşıp, kişilik hukuk bozgunçilerinin tizimlikini turguzup çıkıdıqallıqını etkan. Chen Chuangguo Uyghurlarga qartılgan jaza lageri tüzümü keng kölemlik taqiblash, nüpus cheklash qatarlıq bastırış siyasetlerinin baş icraçısı. Şu sebeplik Amerika hükümeti 9 iyul Chen Chuangguo qatarlıq 4 nöpar Xitay əmeldarını Yarşari Magnitski kanunu boyunca cezalagan idi. Eğer Chen Chuangguo Avrupa'nın yeni kişilik hukuk mexanizm boyunca cezalansa, onun Avrupa İttifakı'a əza devletlerinin her qandaq birgi sayahat kılışı çekilindu ve onun bu ellerdeki barlıq mal mülki tonutuludu. Kanada Xitay bilen ötküzüldüğün barlıq hərbi manevirlerini əməldən qaldırdı. Kanada Dövlət Müdafiye Ministeri Xaricit Saccan Taşqı İşlər Ministerliğinin bir türküm yuqur dərəcəlik əməldarlar tərəfindən tayyarlanğan Xitay bilen bolğan münasibətlər toğrusidiki dokulatının bir gezitdə elan qılınışıdan kən Federasiya Parlamentidə məsələgə münasibətlik suallarga cavab verdi. Minister Saccan bunundan kən Xitay bilen hərbi manevir ötküzülməydiğanlığını etdi. Saccan harbiy manevrining amaldan qaldirilishidagi sababning Xitoyda 2 yil tutib turilgan Kanada fuqarosi ekanligini bayon qilib, biz xohlagancha qo'lga olingan kanadaliklar uchun har doim dasturimiz. Bizning Xitoy bilan bo'lgan harbiy manevrlarni to'xtatishimizdagi sabablarning biri bu dedi. Xitoy va Kanada armiyalari ilgari tuzilgan kelishimlarga asosan 20 dan ortiq birlashma harbiy manevr o'tkazib kelmoqda edi. Kanada bilen Xitay otursidiki diplomatik ciddilik 2018-yili 13-ayda Kanada'nın Vancouver şehirde
Xitoy texnologiya shirkati Huawei'nin xo'jayinining qizi shundaqla shirkatning direktori Meng Wanzhou'ning qo'lga ilinishi bilan boshlangan edi. Bir mezgil türmede yatkandan keyin 10 milyon dollar tölen bilen koyup verilgen Meng Wanzhou'nun cemiyette turguzup sotlaş işleri devamlaşmakta. Meng Wanzhou'nun kolga elinişiga kaytırma zarar biriş üçün Xitay aldı bilen Kanada'nın sabık diplomati Michael Kovrig ve sodiger Michael Spavor'ni devlet bihaterlikige ziyan yetkizüş bilen ayıplab kolga algan edi. Donald Trump'ın kolluğuçuları bilen karşı grupidikiler arasında tokunuş yüz verdi. Amerika'nın paytaxtı Washington'da Amerika Prezidenti Donald Trump'ın kollaş faaliyetleri cereyanda karşı grupidikiler bilen tokunuş yüz verdi. Trump'ın kollaydıgan Amerika'nın kaytidin yükseltiş hareketi, Amerika üçün ayallar aldınkı orunda hareketi ve pahırlık oğlanlar hareketi namlıq grupalarının Amerika Prezidentlik saylamak yanışı belet taşlaştın ilgiri Washington'da ötküzgen namayışı cereyanda Qattiq bexatirlik tadbirleri yolu quyulganlığı qaramay, şehirning nurg'un joylarida qarshi guruhdagilar bilan to'qinish yuz berdi. Juma kuni kechdan buyon Washington ko'chalariga yig'ilishga boshlagan Trumpning qo'llovchilari bilan solchil antifa fashizmga qarshi turish harakati va qaritalliklarning hayoti muhim harakati a'zolari orasida to'qinish yuz berdi. Qaritalliklarning hayoti muhim harakatiga tabe bir guruhi bilan Trumpning qo'llovchilari o'rtasida yuz bergan to'qinishda bir kişi pichoq bilan yaralandı, nurg'un kişi nazoratga ilindi. Washington'da yozda yuz bergan vaqealardan keyin Washington shaharlik hukumatı qaritalliklarning hayoti muhim maydoni deb ism qo'ygan Oqsaroyga tutishadigan ko'chaga Trumpning qo'llovchilarining kirishiga yo'l qo'yilmay kelmoqda. Donald Trump Joe Bidenga qarshi ochgan didolarning oliy sudda rad qilinganligiga norozilik bildirdi. Joe Biden'ın saylamdaki galibesinin ret kılınışı üçün açgan delolarını Ali Sot'nın ret kılgallıkıga narazılık bildirdi. Donald Trump Twitter hesabıda hembeherligen bayanatı da Ali Sot bizni rezil kılmaqta. Hiç kandak malumati ve cesareti yok dedi. Donald Trump saylamda tarihtiki en çok çiriklik yüzbergerlikini ilgiri sürüp Ali Sot bu meseleki köngül bölmeyvatıdı dedi. Amerika'da 3. noyabr ötküzülgen 59. növetlik prezidentlik saylamada aldamçılık barlıqını otturgu koygan Donald Trump, saylam neticesini kabul kılmaydıqallıqını elan kılgan ve özünün kanuni yollar bilen bu meselege çare izleydiqallıqını bildirgen idi. Donald Trump grupisinin nurgun ştatlarda açgan çiriklik dilosi sot tarafından ret kılıngan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.